aydınlar merhabalar efendim. Yine güzel bir hafta sonu başlıyor hepimiz için. Yaklaşık bir saat sağlıkla ilgili yeni haberlerle yine karşınızda olacağız. Bu sabah yine en iyi tedavileri, en iyi doktorlardan dinleyeceksiniz efendim. Her zaman olduğu gibi daha sağlıklı, daha zinde olalım hep beraber. Bu arada tüm sağlık ve tıp çalışanlarının geçmiş 14 Mart Tıp bayramını kutluyoruz. Hepsine kolaylıklar diliyoruz. Bugünkü konu başlıklarımıza bir göz atalım. Sohbetimiz başlıyor. Sağlık kontrolü doğruluğu kanıtlanmıştı tıbbi bilgiler ve güvenilir doktorların yorumlarıyla hayatınıza sağlık katmaya devam ediyor. Profesör Doktor Derya Uludüz de tüm yönleriyle migren ağrıları, Profesör Doktor Asım Kutlu'yla akciğer kanseri tedavisindeki yeni gelişmeler, Profesör Doktor Erhun ile karın içinde oluşan kanserlerin nedenleri ve tedavisi ve Operatör Doktor Haluk Tulu'yla göz kusurlarını gideren yeni nesil ameliyatlar. Sağlık kontrolü başlıyor. Sevgili izleyenler ilk olarak migren baş ağrılarıyla başlayacağız. Migren ve baş ağrısı daha doğrusu sıkça karıştırılabiliyor ve migren ağrıları bunu çekenler daha iyi biliyorlar tabii ki gelmesine yakın bile kişileri müthiş bir şekilde heyecan ve korkuya kapılmasına neden oluyor. Migren tipi baş ağrılarının tedavisinde de neler yapılabiliyor? Güncel tedavi neler? Bunları konuşacağız. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nöroloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Derya Uludüz bizimle birlikte. Hocam günaydın, hoş geldiniz. Günaydın, teşekkür ediyorum. Evet, çeken daha iyi bilir diyorlar. Ama etrafımızda da görüyoruz. Yani baş ağrısı migren tipi olanlar müthiş bir Korkuya da kapalıyorlar. Eyvah eyvah işte ağrı geliyor başlıyor hemen gideyim işte ağrı kesicimi alayım ilacımı alayım. Migren türü müdür bu baş ağrısı nasıl anlarız peki? Şimdi şöyle başlayayım isterseniz son 2016 verilerine göre migren dünyadaki en şiddetli özürlülük sebepleri arasında ikinci sırada. Yani inanılmaz bir özürlüğe yol açan hastalık. Düşünün haftada bir gün baş ağrınız olsa yılda bir buçuk ayınız ölü demektir. O bir buçuk ay sizin iş performansınız, arkadaş ilişkileriniz, sosyal ilişkileriniz değil mi aileyle ile ilişkileriniz gerçekten olumsuz etkileniyor. Çünkü o kadar şiddetli bir ağrı. Sadece ağrıyı düşünmekle değil migren beraberinde bir de depresyondan tutun cinsel bozukluklara kadar da diğer sorunları da beraberinde getiriyor. Migren sık mı? Evet sık kadınlarda 5 kadından birinde migren var. 10 erkekten birinde erkekler biraz daha şanslı kadınlarda daha sık maalesef hormonal değişikliklere bağlı. Peki hastalar geliyorlar bana neyin var diye sorduğumda diyor ki migrenim var benim. Gerçekten biz migrenimizi tanıyabilir miyiz? Bir kere öncelikle onu halkımıza e, bilgilendirelim. Evet tanıyabilirsiniz. Bunun için dünyada 3 soruluk bir şey var. Nedir? Bir, ağrınız sırasında bu ağrı sizi sevdiğiniz işten, güçten alıkoyup yatmanızı gerektirecek kadar şiddetli hissediyor musunuz? 2. Bulantınız var mı ağrı ile birlikte? 3. Gene bu ağrı sırasında ışıktan rahatsız oluyor musunuz? Yani 3 tane soruyu kendinize sorarak ...migren tanınızı koyabilirsiniz kolaylıkla. Yani tipik baş ağrısı farklı olarak bulantı olabilir. Bulantı Işığa mutlaka bir olacak. Işığa hassasiyet olur. Işığa hassasiyet mutlaka olacak. Bazen hastalarda sese karşı hassasiyet de oluyor ama o çok primer bir bulgu değil. Yani ışığa karşı hassasiyet çok daha önemli bizim için. Peki Türkiye'de baş ağrısı migren epidemiyoloji çalışması var. Hastaların %90'ı kendini kısıtlı hissediyor. Yani migren ağrısı olanların siz de söylediniz ee, kısıtlayıcı bir hastalık. Ee, bir yerde kişi acaba bu ağrı başlarsa ben iş yerinde olursam aman ne yapacağım? Araba kullanıyorsam aman ne yapacağım gibi korkuları da yaşayabiliyor. Özellikle dedim ya 2016 verisi. Dünyadaki ikinci özürlülük sebebi belirlemiş baş ağrısı. Yani o kadar önemli ve biz bunun üzerine şu anda Dünya Baş ağrısı Cemiyeti olarak bütün dünyada bir kampanya başlattık. Yani baş ağrısına karşı bir savaş başlatmış durumdayız. Çünkü o kadar özürlülüğü artıran bir tablo baş ağrısı evet. maalesef. Hocam siz bu konuda çok başarılısınız. Aynı zamanda Dünya Baş Ağrısı Derneği komite üyesisiniz. Bunu evet. da biliyorum çalışmalarınız da e, hayli başarılı. Şimdi migreni tetikleyenler açlık onu biliyoruz aç karnına bu ağrı daha etkili oluyor. Uykusuzluk etkiliyor biliyoruz. Lodos diyorlar bu ters e, rüzgar. Şimdi isterseniz şöyle başlayayım yani migreni en çok tetikleyenler arasında beslenme çok suçlanmış. Ama herkes de aynı etkiyi yaratmıyor. Şimdi sıralamaya koyduğunuzda da süt ürünleri. Çikolata ve yumurta en çok suçlananlardan. Süt ürünlerine şöyle bir bakalım. Bakın sütü içtiğiniz zaman ya da süt ürünlerini aldığınız zaman bağırsaklarınızda laktaz dediğimiz bir enzim onları parçalar. Migren hastalarında bu laktaz enzimi biraz daha azdır. O yüzden de o süt ürünlerini parçalamakta migrenli hastalar zorluk çekerler. Tabii ki hepsi değil. Bu neden nedir de zorluk çektikleri için o sırada vücut ona savaş başlıyor gibi hisseder. Bir yabancı madde geldi bunu parçalayamıyorum der savaş maddelerini yani iltihabi hücreleri salar. Bunlar da ağrı tetikler. Ama herkes de laktaz enzimi eksik değildir. Ya da gelelim çikolataya. Çikolatayı çok suçlarız biz ama çikolatanın içinde de nitrat dediğimiz bir madde var. Nitrat siz ağızdan nitratı aldığınızda eğer sizin bağırsak mikrobiyatanız, bakın çok önemli mikrobiyata ağrıda, mikrobiyatınız bozuksa ağzımızın içinde kötü bakteriler vardır. Bu kötü bakteriler çikolatayı hemen parçalayıp ondan enerji elde etmeye, onunla yaşamaya çalışırlar. Enerji elde edip. Parçalanan çikolata nitrite dönüşür. Nitrit de işte ağrıyı tetikleyen maddedir. Bazen bizim kalp ilaçlarımızda da nitrit kullanırız. İçinde hı hı. nitrit vardır. Onlar da mesela baş ağrısını migreni tetikler. Yani orada olay nitrit. Ama bağırsak mikrobiyatınız iyiyse çikolata size zarar vermez. Hı. Ya da yumurtaya gelelim. Aslında bilinenin çok aksine hep yumurtanın sarısı suçlanmıştır ama migrende yumurtanın beyazıdır suçlanacak olan. Onun içinde glutamik asit dediğimiz bir madde vardır. O da yine iltihabı hücreleri ortaya çıkarıp ağrıyı tetikler. Yani her hastada farklı etkiler yaratır aldığınız besinler. Örneğin kafein en çok suçlanan kafein. Kafeinin <laughs> hiçbir kahve. suçu yok. Kafeinin hiçbir suçu yok. Tersine kafeini atak sırasında gidin bir bardak kahve için. İyi bile gelir. Kesinlikle çünkü damarları daraltır migrende bir takım nedenler vardır söylerim onları da damarları daraltır. iltihabi hücreleri ortadan kaldırır ve ağrıyı yok eder. Yani kafein aslında iyi ama siz kafeini sık sık sürekli alırsanız günde 300 mg'dan daha fazla Abartılırsa... kafein tüketirseniz o zaman ne yapıyor vücut? Hep kafein almak istiyor. Vermediğiniz zaman damarları genişletiyor, ağrıyı tetikliyor. Hadi bir kafein alalım diyor. Yani çok abartılı almamak şartıyla atak sırasında da kafein tüketmek Hı bence çok mantıklı. Dolayısıyla Çay da öyle. Kişiden kişiye değişmekle yine de besinlerle migren ağrısının yakından ilişkisi evet, de var. Evet, kesinlikle var. Mesela açlık gerçekten tetikliyor. Neden tetikliyor? İşte Ramazanda bizim migren şeylerimiz iyice artar. Neden? Çünkü şeker düştüğü anda beyin enerji ihtiyacını hisseder. Damarları genişletir ki şekerli enerji gelsin damarları genişleyince de ne olur ağrı tetikler. Peki migren atağı geldiğinde ağrı kesici almalı mı almamalı mı? Bir de şöyle bir araştırma da var dikkat çekici. Migren ağrısı çekenlerin %90'ı ilaç kullanıyor. Fakat %37'si bu doktor tavsiyesiyle bu ilaçları alıyor. Şimdi bu soru gerçekten çok önemli bir soru. Maalesef biz günlük hayatımıza şöyle yapıyoruz. Eyvah başım ağrıyor arkadaşlar ağrı kesici olan var mı? ya da hemen en yakın eczaneye gidip ya baş ağrısı için ne önerirsin? Ya da daha da vahimi sabah kalkıyoruz bugün çok önemli bir toplantımız var. Ay başım ağrırsa ne yaparım deyip daha ağrımadan ağrı kesici alıyoruz. Bu bize tehlike sinyali getiriyor. Ağrı kesiciyi ne kadar sık alırsanız vücut onu o kadar ister ve size ağrı olarak geri döndürür. Ama şunu da demek istemiyorum ki almayın. Bakın şöyle bir kriter koyalım. Ayda bir Maksimum bir iki kez ağrınız oluyor. Özellikle işte adet dönemlerinde olur böyle hastaların seyrek ağrıları. O, o dönemlerde ayda biri ikiyi geçmeyecek şekilde ağrı kesici alabilirsiniz. Yani o ağrıyla yaşamak zorunda değilsiniz. Ama ne zaman ki ayda üçü dördü geçiyor yani haftada bir ve daha fazla ağrınız var artık ağrı kesici bağımlısı haline gelmeye adaysınız demektir. Ben reçeteleri görüyorum. Yeşil reçeti, kırmızı reçete ağrı kesici ilaçlar yazıyoruz. Bunlar çok daha bağımlılığı artıran ilaçlar. Lütfen ve lütfen ayda 3 ve daha fazla ağrınız varsa ağrı kesicilerden uzak durun. Yani bunları sık kaldığını sürece bir tanımımız daha evet. var bizim ağrı kesicilere bağlı baş ağrısı gelişiyor. Hı. Bağımlılık Peki, oluyor. Ne yapmalım çünkü. migren e, hastalığı olanlar, migren ağrısı olanlar? Şimdi şöyle söyleyeyim bir kere migrende birçok çeşit ilaçlarımız var. İlaçları bir kenara koyalım. Biz neler yapabiliriz hastalarımıza ya da migren baş ağrısı olanlara pratik öneriler? Kesinlikle aç kalmayın. Sık öğünler yani öğünlerinizi atlamamaya çalışın. Yüksek karbonhidratlı beslenmeyin. Çünkü o yüksek karbonhidrat hemen şeker olarak enerjiye dönüştürülür. Beyin damarlarını genişleterek ağrıya yol açar. Yani proteininizi karbonhidrattan çok daha fazla tüketin. Bakınız biz toplum olarak hiç su içmiyoruz. Beynimizin %80'i su. Beyin eğer su eksikliği hissederse otomatik olarak ağrıyı tetikliyor. Bu yüzden günde mutlaka belli oranda su içmeliyiz. Nedir bu oran? kaç kiloyuz? 70 kiloyuz. Ortalama 70 kiloluk bir insanı 30 ile çarpın kilonuzu. 3, 7'nin 21, 2100 21, 21, mililitre yani 2 litreye yakın bir su tüketmemiz gerekiyor. Yani sağlıklı insan olarak da sadece ağrı, ağrıyı bırakın sağlıklı insan olarak da bunu yapmamız gerekiyor. Olumsuz besinleri zaten biz fark ediyoruz. Ay şunu yedim ağrım oldu. Onlardan biraz daha dikkat edin ama hiçbirini bazı diyetler var bakın gidiyorsunuz diyetsin bunların hepsini kes. Öyle bir mantık yok. Her hastada farklı diyetin etkisi. Bunun yanında uykuyu söylediğiniz zaten egzersiz yapın, açık havada yürüyün. Endorfin, mutluluk hormonlarınız artsın. Bu gerçekten ağrıya çok iyi geliyor. Bunu bir tarafa bırakalım. Bir de ağrıyı taklit eden ya da migreni tetikleyen bazı tablolar daha var. D vitamini eksikliği. Türkiye'de o kadar çok ki. Sadece D vitamini veriyorum ağrısı düzeliyor. Kansızlık, guatr, çok ciddi migreni tetikler. Yani bu tabloların olup olmadığında mutlaka kontrol etmek lazım. Doktora, hani doktorlar tarafından bunların bakılması lazım. Bir diğeri sigara. Siz sigara içtiğinizde beyin damarlarınız genişleyecek. Çünkü oksijeni tüketiyorsunuz sigara içerek. Beyin oksijen istiyor. Bu sefer damarları genişletiyor ki daha fazla kan gelsin, oksijen gelsin. Ağrıyı tetikliyor. Yani sigarayı mümkün olunca azaltın. Kahve için ama günde 300 mg'a geçmeyin. Ne demek istiyorum? Bir bardak, şöyle bir büyüklükte bir bardak kahvede Kafeinli kahvede 75 miligram var. Yani bunu günde 4 taneyi geçmemeye çalışın. Ya da bir bardak çayda 50 miligram var. Hani günde 50, 300 böyle 6 bardağı geçmeyin. Hı hı. Belli dozda her şeyin dozu ayarlanması en idealidir. Yani ne azı ne fazlası. Uykunun azı da zarar, çoğu da zarar. 7 ile 9 saat arasında uyuyun. Günde 12-13 saat uyumayın. ya yani Bunların hepsi bir şekilde... Fabrika ayarları dediğimiz beynin ve vücudun çalışma sistemini bozacak hareketlerde bulunmamamız gerekiyor. Evet çok güzel. Bunlar yeni bilgi hocam. Özellikle bu D vitamini, proteinli, ağırlıklı ve su ıı, içimi demek ki migren hastaları Su o önemli. kadar önemli ki, su o kadar önemli ki. Ben sadece bazen hastalarıma su için D vitamini takviyesi yapıyorum ve ağrı geçiyor. Geçebiliyor. Peki. Bir şey daha söyleyeyim özür diliyorum. Stresten uzak durun. Kahkaha atmak bile iyi geliyor. Müthiş derecede mutluluk hormonu evet. Salıyor. Peki migren aşısı diye e, duyuyoruz. Bir de ümit vaat ediyorum onu soracağım. Migren cerrahisi de konuşuluyor. Bunun hakkında ne düşünüyorsunuz? Şimdi migren aşısından bahsetmeden önce bir migren nasıl oluyor çok kısa onu söyleyeyim. Migrenli insanın beyninde uyarıya hazır bir bölge var. Genetik bir tablo bu. 170 anneden geçiyor. Burada isterseniz pakette gösterelim. Şöyle beyninde uyarıya hazır bir tablo, bir bölge var. Bu beynin arka bölgesi. Beynin derinliğinde bu bölge. Siz dışarıdan herhangi bir etkiyle o beyni uyardığınızda o bölgeyi nedir bu işte uykusuz kalmak, stres, e, besin şeyi gibi uyardığınızda o bölgeden bir elektrik akımı yayılıyor. Elektrik patlaması oluyor orada. O yayılan elektrik damarlara gidip damarları genişletiyor. Elektrik yayıldığı anda da vücut beyin bir savaş varmış gibi bir iltihap hücreleri salıyor. Yani üç aşama. Beynin ağrı bölgesi uyarılıyor. Savaş iltihap hücreleri salınıyor ve damarlar genişleyerek ağrı ortaya çıkıyor. Demek ki 3 aşamaya ilaçlar aslında etki ediyor. Bugüne kadar yapılan bütün tedaviler hep damar genişleyen damarları daraltmaya yönelikti. Hı hı. Şimdi bu aşı denen şeyde orada oluşar iltihap hücrelerini ortadan Dolayısıyla faydalı bir şey. Dolayısıyla çok faydalı bir şey. Çünkü i̇lk öneririm. ortaya çıkan şey iltihap hücreleri. Ondan sonra damar genişliyor. Yani hı. siz daha olay başlar başlamaz iltihap hücrelerini durdurduğunuzda olayı baskılamış oluyorsunuz. Aşı gerçekten çığır açan bir tedavi. Neden? Sık da almıyorsunuz bunu. Ayda bir aşı gibi kullanıyorsunuz. Hatta bunu kullandıkça bizim, Şu anda Türkiye'de mevcut. Şu anda Türkiye'de mevcut değil. Bakın, değil. aşının faz 3 dediğimiz İnsan Çalışmaları... çalışmalarını bitirdik. Biz Cerrahpaşa onun ana koordinatör merkeziydi. Pardon. Ee, İnsan evet. çalışmalarını bitirdik. Şu anda Amerika'da FDA onayı aldı ve piyasaya çıkmayı bekliyor. Yani her an piyasaya Demek çıkabilir. Ki piyasaya çıktıktan sonra Türkiye'ye de kanıtlandı. gelecek. Ama gerçekten çığır açan bir tedavi. Sadece migren için değil. Mesela küme dediğimiz çok daha şiddetli bir ağrı vardır. Onda ha. da etkili bulundu evet. aşılar. Peki kısaca toparlayalım. Ameliyatı hakkında ne düşünüyorsunuz? Ameliyat hakkında ne diyeceğimi bilemiyorum. Bakın siz internete girin, her sayfayı açtığınızda migren'e çözüm var diye reklam duyarsınız. Hastalar der ki hocam her şeyi denedim, hiçbir çaresi yok. Tekrar bir daha girin, tekrar yeni bir yöntem gelir. Yani migren cerrahisi de bunlardan biri. Pek güvenmiyor. Bakınız, güvenmiyorsunuz diye. Bilimsel gitmemiz gerekiyor. Beynin içinde bir olay var. Siz kafanın üst kısmındaki damarı belki de geçici bir gevşeterek, ıı, evet. kasları gevşeterek bunu sağlayama başarabilme şansınız yok. Olay çünkü beynin içinde kanıtlanmamış, kılavuzlara girmemiş bir tedaviden bahsediyoruz. Evet. Peki Profesör Doktor Uludüz çok teşekkür ediyorum. Ben Bunlar teşekkür çok ediyorum. Çok güzel ve bizim için önemli bilgiler de geldiğiniz için. Çok teşekkür ediyorum davetiniz için. E sevgili izleyenler kısa haber turumuz var. Ardından diğer konumuz geliyor ve sohbete devam ediyoruz. Türk Oftalmoloji Derneği, Türkiye Diyabet Vakfı ve Türk Diyabet Cemiyeti İşbirliği ile hayata geçirilen Diyabeti Tanı Gözünü Koru Sosyal Sorumluluk Projesi, diyabet hastalarını görme kayıpları konusunda bilgilendirmeyi amaçlıyor. Bizde genel olarak e, diabet diyabet komplikasyonları, göz bunların içinde bir numara olmak üzere bulgu verdikten sonra doktora gidiliyor ve bulgu verdiği zaman da genel olarak iş işten geçmiş oluyor. Yani artık bir kalıcı organ hasarı olmuş oluyor. Doktorların bu konudaki alanı da artık bundan sonraki ilerleme hızını durdurmak oluyor. Yani Diabetli hastanın ya kendiliğinden ya doktorunu uyararak her yıl düzenli olarak yılda bir defa işte gidip diabetik retinopati açısından kontrolünün olması lazım diyabete bağlı göz hastalığı tıbbi adıyla diyabetik retinopati belirti vermeden ilerleyebiliyor ve körlüğe yol açıyor. Şeker hastalarında özellikle ileri yaşta ortaya çıkan tip 2 diyabetlerde yaklaşık 8-10 yıl sonra bu sarı noktada sıvı birikmeye başlıyor. Tıpta biz buna makula ödemi diyoruz. Bu makula ödemi geliştiği zaman hastanın görmesi azalır. Eğer tedavi edilmezse de çok ciddi görme kayıpları ortaya çıkar. Şeker hastalarının yaklaşık olarak üçte birinde de diyabete bağlı olarak retinada bozukluk meydana gelir. Gerek görme noktasında sıvı birikmesi yani makul ödemi gerekse sarı noktanın etrafındaki damarların tıkanmasına bağlı olarak diyabetik retinopati ve kanamaları. Ve sevgili izleyenler şimdi Yeni Yüzyıl Üniversitesi Gazi Osman Paşa Hastanesi Göz Cerrahisi bölümünden Profesör Doktor Asım Kutlu ile beraberiz. Akciğer kanserini konuşacağız. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Şimdi sigarayla mücadele hayli olumlu cevaplar verdi. Geçmiş oranda sigarayı bırakanlar arttı ama akciğer kanserine baktığımızda hiç de azalmadı. Nedir geçmişten e, bu içenler e, daha çok akciğer kanseri vakaları günümüzde ortaya çıkıyor değil mi? E, maalesef böyle sigara içildiği zaman tabii ki kısa zamanda bir etkisini görmüyoruz ama 10'lu 20'li 30'lu yıllarda sigaranın akciğer kanseriyle olan ilişkisi ortaya çıkıyor. E, bu çoğunlukla orta yaş ve orta yaştan sonraki e, dönemlerin dönemlerin hastalığı. Evet dediğiniz gibi sigara ile çok ciddi mücadeleler var ülkemizde ama e, hala sigara içimini yeteri kadar e, azaltamadık. Özellikle gençler arasında sigara içim oranı hala çok yüksek. yaygın. Kadınlarda da artıyor. Kadınlarda maalesef artıyor. Bütün dünyada olduğu gibi Türkiye'de de öyle ve e, biliyoruz ki kadınlarda da akciğer kanseri eski oranla çok daha sık görülmeye başlandı. Ve maalesef de önümüzdeki yıllarda daha da sık görülecek gibi evet. gözüküyor. Halen e, Türkiye'deki en önemli ölüm nedenleri arasında kanser hastalığı ve bunlarda da akciğer kanseri maalesef başı çekiyor. Burada e, kaç yıl sigarayı içmiş olmak mı? işte yani 20 yıl, 30 yıl içmek mi? Günde 1-2 paket sigara tüketiyor olmak mı? Genetik mi daha çok nedenlerinde hangisi ön plana çıkıyor? E, sigara içmenin çok çeşitli şekilleri var. Fakat biz sonunda bunu sigara içen ya da içmeyen diye ayırıyoruz. Ve öyle ayırmak zorundayız. Yani bazı hastalarımız ben çok işte tiryaki değilim işte ağız dudak tiryakisiyim vesaire gibi bir takım şeyler söylerler. Ama sonunda burada önemli olan o dumana maruz kalmanız. Elinde her sigara olan kişi öyle ya da böyle bu dumana maruz kalıyor. Ve bu duman maalesef kısa zamanda bir takım etkiler yapıyor ama esasında kanserle olan ilişkisi 10 yıllarla ortaya çıkıyor. Dolayısıyla 20, 30, 40 yıl sigara içen hastalarda görüyoruz biz. Tabii ki şey çok söylenir. işte 90 yaşında günde iki paket sigara içti ama kanser olmadı denir. Ya da bazı insanlar hiç ağzına sigara koymadığı halde akciğer kanseri oluyorlar. Bir genetik eğilim mutlaka var. Ama biz bu genetik eğilimin kimde olduğunu, sizde mi bende mi olduğunu bilmiyoruz. Dolayısıyla sigara içen herkes ne şekilde içerse içsin, günde bir tane de içiyor olsa... Risk grubunun içindedir ve bu hastaların kanser olmaya diğer gruba göre daha fazla aday olduklarını biliyoruz. Evet, Şimdi akciğer kanserinden şöyle korkuyoruz çünkü belirti vermiyor. Yani öksürük en önemli belirtisi ama öksürük işte e, türlü şekillerde ortaya çıkabilir. Onu dikkate alarak acaba akciğer tümörlerinin bir belirti erken belirtisi var mıdır nasıl teşhis edilir? Akciğer kanseri dediğiniz gibi akciğerlerimiz çok büyük organlar ve burada bir kötü huylu tümör gelişmeye başladığında biz kolay kolay bu tümör bir yerlere e, ulaşmadan bir takım bulgular vermesini e, verdiğini görmüyoruz. Dolayısıyla maalesef ki bu tümörler bir bulgu verinceye kadar çok ilerliyorlar. Düşünün ki biz e, hastalarımızın %70'ine ilk tanı koyduğumuz zaman erken evrede geçmiş, ileri evrede hastalar oluyorlar. Akciğer kanserinin en korkutucu kısmı bu aslında bakarsanız. Erken tanı koymak oldukça güç. Bunun için bir takım özellikle Japonya'da vesaire ülkelerde risk grubunun sürekli taranması söz konusu. Bizim ülkemizde böyle programlar yok. Ama risk grubunda olan hastalarımıza biz belli sıklıklarla sağlık kuruluşlarına başvurmayı ve orada bir takım testlere yaptırmalarını öneriyoruz. Evet. Peki akciğer kanseri cerrahisine gelelim hocam. Başarılı ameliyatlar yapıyorsunuz. Endos, endoskopik minimal kesilerle yaptığınız bu ameliyatları bize anlatır mısınız? Ee, eskiden biliyorsunuz açık cerrahi vardı. 1990'ların yılında endoskopik ameliyatlar başladı. Sonra bir aşağı yukarı 10 yıl bekledi dünya bu ameliyatların sonuçlarını. Yani bu ameliyatların başarısının da. Açık ameliyatlar kadar iyi olup olmadığı dünyada çok sorgulandı. Bizim ülkemizde de böyle oldu. Fakat anlaşıldı ki kapalı yapılan ameliyatların başarısı açık ameliyatlar kadar e, iyi. Hatta sonradan da görüldü ki kapalı yapıldığı zaman sadece kapalı yapılmış ameliyatlar hastaların yaşam süresine katkıda bulunuyor. Çünkü açık yapıldığı zaman ameliyat hastaya getirdiği yük daha fazla. Ve arkasından bir takım ek tedaviler gerektiği zaman biz hastaların depolarını, enerjilerini cerrahide çok fazla tüketiyoruz. Şimdi yapılan kapalı ameliyatlarla buna gerek kalmıyor. Aynı işlem kapalı şekilde yapmak mümkün. Kapalıdan kastım birkaç santimlik kesilerle bazen bir, bazen iki, bazen üç delikle yapılan ve açık cerrahide ne yapıyorsak aynılarını kapalı şekilde yapabiliyoruz. Ve bu ülkemizde de yaygın olarak yapılabilen bir cerrahi yöntem. Peki tümör büyük olduğu zaman acaba eskiden müdahale edilemiyordu şimdi yine çıkarabiliyor musunuz? Şimdi şöyle bir şey var gene bu son 10-15 yılın eğilimi önceden bir takım ilaç ve ışın tedavisi veriyoruz. Evresini düşürebilirsek düşürebildiğimiz tümörleri ameliyat ediyoruz. Buradan da ciddi başarılar elde edebiliyoruz. Buradaki amaç? cerrahi tedavi daha çok hastaya uygulayabilmekte. Çünkü biz cerrahi tedavi daha çok hastaya uyguladığımız zaman bütün grubun yaşam süresine çok ciddi katkıda bulunabiliyoruz. Hı hı. Dolayısıyla burada cerrahi kritik bir rol oynuyor hasta tedavisinde. Evet. Hep sorulan sorulardan acaba işte akciğer kanserinden korunmak için hangi gıdaları daha çok tabii bunu sigara içenler soruyor. Hangi gıdaları tüketebilirim? Size çok soruyorlardır. Çok. Ee, peki bayır turbu, işte tereotu. Bunlar ne derece iyi geliyor havuç? Bunları tavsiye ediyor musun? Ben doğal gıdaların hepsini tavsiye ediyorum. Ama ek bir takım vitaminler vesairelerin de alınmasının çok güvenli olmadığı eğilimindeyim. Yani tabii Öncelikle ki, hangi gıdaları tavsiye ediyorum? Valla bu içinde özellikle A vitamini ve C vitamini içeren işte bu portakallar, elma, mandalina, limon vesaire Ondan sonra peynirler, peynir, e, kalsiyum, içeren. kalsiyum içerenler e, ve dediğiniz gibi e, doğal gıdaların sağlıklı beslenmenin sadece akciğer kanseri için değil, aslında bütün kanserler için çok faydalı olduğunu, hakikaten bağışıklık sistemine çok büyük katkısı olduğunu biliyoruz. Ancak fazladan ek e, bir takım vitaminler almanın da gerekir bir takım yan etkileri ortaya çıktı. Dolayısıyla bunlar konusunda da her gün yeni bir şey söyleniyor. Dolayısıyla bu konuda akciğer ben... kanserinden konuşma korunma söz konusu olunca çok vitaminlere sıcak bakmıyoruz. Evet, sigara içenler C vitamini daha çok alırlardı. Akciğer kanserine koruyucu diye. Uzun yıllar yapılan bir çalışma var. Gösterdi ki C vitamini alanlarda akciğer kanserinin oranı arttı dolayısıyla tam tersi. Tam tersi. Dolayısıyla bunu doğal gıdalarla almamız lazım ama dediğim gibi bu doğal gıdalar sizin saydığınız gibi e, bir takım doğal şekilde hazırlanıp yenmeli. Ek bir takım e, vitaminler vesaireler alınmamalı. Evet. Peki bir de işte yine soruluyor acaba e, ciğer yıllarca sigara içtim. Ciğerlerimi nasıl temizleyebilirim? E, bir takım sporlar sporun iyi geldiği söyleniyor ciğerleri temizlemek açısından. Hangi spor dalı işte yüzme mi acaba? Yürüyüş mü iyi geliyor? Ne tür bir aktivite? Evet bunu uzun yıllar sigara içenler dolayısıyla aşağı yukarı orta yaştaki hastalarımız çok soruyorlar bize. Onlara önerdiğimiz şey şu bir aktivitenin süreyen olması önemli. Yani bir tenis ya da futbol oynar gibi ara ara yüklenmelerle giden sporlardan ziyade bisiklet gibi, yürüyüş gibi, hafif koşular gibi, yüzmek gibi yani belli bir eforda ve olabildiğince uzun süre yapılabiliyor olması son derece faydalı. Şunu söyleyeyim izin verirseniz Zeya Hanım, e, sigara bırakıldıktan sonra ilk birkaç saat içinde vücutta bir takım değişiklikler başlıyor. Ve sonra bu değişikliklerin şekilleri günler, haftalar, aylar ve yıllar içinde oluyor. Dolayısıyla burada hem sigara içmek ve akciğer kanserinden korunmaya çalışmak aslında doğru bir mantık değil. Risk grubundan çıkmak lazım. Ne kadar çok içildiyse, ne kadar uzun süre içildiyse de, içmediğimiz her sigara esasında bizim sağlığımız için çok önemli. Esasında burada vermemiz gereken mesaj bu. Evet. Sayın Kutlu teşekkür ediyorum hocam. Ben Faydalı ve içinde yeni bilgiler de vardı. Özellikle C vitamini almanın aslında akciğer kanserinden koruyucu olmadığını çoğu kişi de belki bilmiyordu. Burada açıklamış oldunuz. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Saygılar. Sevgili izleyenler sırada kısa bir reklam arası ardından diğer konumuz geliyor ve sohbete devam ediyoruz. Kolon kanseri erken evrede teşhis edildiğinde büyük ölçüde tedavi edilebilir bir hastalık. Türk Gastroenteroloji Derneği her yıl Mart ayında kolon kanseri tehlikesine karşı farkındalığı artırmak üzere bir dizi etkinlik düzenliyor. Kolon kanseri aslında erişkinlerde bugün için en sık kabul edilen kanserlerden bir tanesi. Burada özellikle dikkat edilmesi gereken çok uzun yıllardan beri düzgün ve düzenli dışkılama alışkanlığı olan bir kişide aniden özellikle ishal veya kabızlık şeklinde eğer bir balçak alışkanda değişme olursa bu akta gelecek ilk faktörlerden bir tanesi. Sağlık Bakanlığı'nın yürüttüğü çok etkili aslında tarama programları var. Bu anlamda 50 yaşından sonra herkesin yılda bir defa büyük abdestte gizli kan aratması ve bu nedenle aile hekimine başvurmasını biz de Türk Gastroenteroloji Derneği olarak destekliyor ve öneriyoruz. Bunun yanı sıra 50 yaşında ve 60 yaşında 10 yılda bir de bir ile tarama yapılmasında da sonsuz yarar var. Yine düzenli fizik egzersizini, ve obeziteden yani aşırı kilolardan kurtulmanın en önemli risk faktörü olarak sigara ve alkolden uzak durulmasında yine bu konuda kolon kanserinde bir önleyici tedbir olduğunu vurgulamak gerekiyor. Tüm dünyada üçüncü sıklıkta görülen kanser türü olan kolon kanseri kadın ve erkek ayırt etmeden herkesi tehdit ediyor. Sevgili izleyenler, bilim dünyası kanser ile mücadelede her geçen gün daha fazla aşama kaydediyor. Karın zarı kanserlerin tedavisinde de yeni yöntemler var. Dünya genelinde hastalara umut ışığı oldu. Hastaların ömür sürelerini hayır uzattı. Bunlara değineceğiz şimdi de. Memorial Bahçelievler Hastanesi Genel Cerrahi Bölümünden Profesör Doktor Erhun Eyboğlu bizimle birlikte. Günaydın hocam. Günaydın. Hoş geldiniz. İyi yayınlar diliyorum. Peki karın içi kanserleri biraz izleyeceğimizi anlatalım. Hangi kanserler anlamına geliyor ve en sık görülenleri hangileri? Karın içi kanserler dediğimizde genelde karın bölgesinde yer alan sindirim sistemi kaynaklı aslında organlardan bahsetmiş oluyoruz. Bunlar mide, kalın bağırsaklar, ondan sonra pankreas gibi bir takım organlar. Özellikle hanımlarda da yumurtalıkların bazı kanserlerine de karın içi bölgelerinde rastlamak mümkün oluyor. Ee, kısaca isterseniz şöyle burada evet, izah etmeye de çalışayım makette. Genelde midenin olduğu bölüm. Bu alanı karın olarak ele alacak olursak göğüs boşluğu ve karın boşluğunu ayırdık. Karın içerisinde başlıca e, mide, kalın bağırsak, ince bağırsaklarda çok fazla e, habis tümör görmüyoruz. Tümörler genelde daha çok selim kaynaklı oluyorlar. Ancak zaman zaman nadir de olsa görülebilir. Bunun ötesinde kalınbarsan rektum denen parçası, hemen arkada pankreas ee, ve hanımlarda da özellikle e, yumurtalıkların kanserlerinde e, karın içi saçılmalarından bahsedeceğiz. Hı hı. E, tabii kanser hastalığı bir organda başlıyor. Biliyorsunuz insan vücudu 100 trilyon civarında hücreden meydana geliyor. Bunların belli ömürleri var. E, ömürlerini tamamladıkları zaman ölüyorlar. Yerine yeni hücreler geliyor. Ve bu yenilenme esnasında da, üretim esnasında da bazı aksayan genetik kodlarda şifreleme bozuklukları olabilir. Bunların e, kontrolünü e, sağlayan hücrelerde bazı bozukluklar olabilir. O zaman işte kontrolsüz hücre büyümeleri meydana geliyor ki kanserin aslında kısaca basitçe tarifi bu. E, organlar, organ kaynaklı bu kanserlerin ilerlemesi süreci tabii ki söz konusu. Bazen örneğin mideden bahsedecek olursak. Erken dönemde bulgu vermeyebilir ee, veya işte sıradan herkese rastlanabilecek e, mide bulantısı, geğirme e, ya da bir dolgunluk hissi gibi herkes de basit e, gastrit belirtilerine benzer bir takım belirtilerle başlayabilir. Bunu fark etmeyebiliriz. E, bu süreci içerisinde tümör, kanser odağı e, yerinde gelişmeye devam ederken bir taraftan da her tarafı istila etmek, ele geçirmek adına da bir takım faaliyetlerde bulunuyor evet. ve yayılmaya çalışıyor. Biz bunlara metastaz diyoruz. Dolayısıyla karın içi kanserlerden biraz daha e, maalesef e, riskli buluyorsunuz. Çünkü bunların yayılmaları evet. daha kolay olabiliyor ve e, daha hızlı ilerleyebiliyor aslında. Hızlı mı? ilerleyebiliyor. Şimdi kanserin yayılma yolları var. Bu kanser hücreleri kan yoluyla, lenf yoluyla veya karın içi boşluğa dökülen hücrelerin bir yerlere yapışarak e, hayat kazanmasıyla orada olabiliyor. Tabi periton dediğimiz karın zarı aslında e, mezotel denen hücrelerden köken alan bir yapı. Biraz önce gösterdiğimiz e, bu bölgedeki bütün bu organların üzerleri normalde peritonda kaplı. Biz buna visceral periton yani organların üzerine örten periton ismini veriyoruz. Ama bir de bu karın içerisini karın duvarını örten tamamıyla örten saran bir başka e, tabirle parietal periton diye bildiğimiz peritonun devamı var. Dolayısıyla peritonun bir takım fonksiyonları var. Vücuttaki bu karın içerisindeki organların birbirinin üzerinden de kaymasını sağlayacak şekilde bir sıvı da salgılıyor. Yani kupkuru değil karın içimiz baktığımız zaman. Hı hı. Ve e, yaklaşık olarak ne kadar bir alan kaplıyor dediğiniz zaman da kişinin boyuna ve kilosuna göre bir buçuk ila iki buçuk metrekare gibi bir yayarsanız şayet bir alandan bahsediyoruz. Ama bu peritonuzlara dümdüz bir şey değil. Girintileri çıkıntılar olan bir yapı. Ee, bu mikrovilüsler dediğimiz bir takım böyle girintili çıkıntı yapılarla e, devam ediyor. Onları da hesaba katacak olursak bu girintileri, çıkıntıları. Böyle bir kıyı düşünün bir sürü girintisi, çıkıntısı var. Ölçtüğünüz zaman upuzun bir sahile sahip, e, sahip oluyorsunuz. Periton da öyle. Bunları da hesaba katarsanız yaklaşık 40 metrekarelik bir alan kaplayan bir yüzeyden bahsediyoruz. İşte bu kanser hücreleri peritona ulaştıkları zaman buralarda ekiliyorlar. Bu ekilmenin sonucunda artık bütün her taraf sonuç itibariyle kanser hücreleriyle istila edilmiş oluyor. Peritonu aslında bir organ olarak ele almak lazım. Yani sadece mide ve kalın bağırsak kanseri gibi ele almamak lazım. Periton'a saçılmış kanserlerde aynı zamanda peritonu da organ olarak ele alıp periton kanserini de birlikte evet. irdelemek lazım. Peki bu lazım. bölgedeki kanserler, örneğin e, gerek yumurtalı kanseri olsun, pankreas olsun, bağırsaklar, mide kanserleri olsun. Hep daha çok korkulan, çabuk ilerleyen, maalesef o. yaşam süreleri ne hayli kısaltan kanser türleri. Şimdiye kadar cerrahi vardı, ilaç tedavileri vardı. Bunlardan da belli ölçülerde sonuç alınabiliyordu. Ama bugün sizinle konuşacağımız bu yeni tedaviler bambaşka bir çığır açtı. Bir tanesi sıcak kemoterapi, siz daha iyi anlatacaksınız. Diğeri de yine bu basınçla kemoterapinin karın içine basınçlı, verilmesi. basınçlı ailesi olarak evet, evet, kemoterapi hocam. diyoruz. Şimdi tabii şöyle ele almak lazım. Periton'a yayılmış olan bir kanser artık son dönem kanser olarak bilinir. Bu hastalara genelde geçmişte ne denirdi? Artık yapacak bir şey kalmadı. Ameliyatımızı yaptık, kemoterapi'mizi yaptık, radyoterapi'mizi yaptık. Ancak artık öyle bir noktadayız ki bundan sonra bir şey yapamayız. Örneğin kalın bağırsak kanserlerinin yaklaşık metastaz yapmış kalın bağırsak kanserlerinden bahsediyorum. %20'sinde Peritoneal saçılma yani peritonun kanseri meydana geliyor. Ve bunlardaki yaşam baktığınız zaman aylarla sınırlı. Keza mide kanseri, periton metastazı olmuş hastalarda asit de meydana gelmişse karın içerisinde. Bunlardaki hayat beklentisi aylarla sınırlı. Bahsettiğimiz hasta grubu bu. Hı hı. Şimdi dolayısıyla bu hastalara artık size hiçbir şey yapamayız. Siz artık bir zamanı bekleyeceksiniz ailenize iyi vakit geçirin demek yerine. Bir takım tedaviler uyguluyor. Uygun hastalarda %10 Uygulayın. ile %60 arasında daha uzun yaşam olanı sayılıyor. Tabii sayı şeye olur. göre değişiyor. Şimdi sıralayacak olursak bir de peritonun kendi kanseri var. Psiodomiksoma <laughs> peritonei dediğimiz. Evet. Onlar ve over kanserlerinde hayat beklentisi çok daha fazla. Örneğin psiodomiksoma da iyi bir sitoreduksiyon yani kanseri temizlediniz karın içerisinden. Ve Hypek yani ameliyat esnasında sıcak kemoterapi yaptınız. Bu hastalarda... Beklediğiniz yaşam süresi 5 yıllarla konuşuluyor. Diyorsunuz ki bu hasta uygun hasta seçtik. Peritonel kanser de uygundu. Yaptığımız bu tedaviden beklediğimiz hayat süresi 5 yıllık hayat süresi yüzde %66 yüzde evet. %97. Evet. Peki burada bize makette anlatabilir misin? Sıcak kemoterapiyi ve diğer bu karın içine basınçlı evet. kemoterapiyi nasıl uyguluyorsunuz? Tamam, hemen söyleyeyim. Şimdi bu hay dediğimiz işlem kendi başına iş görmüyor. Bunu yaparken öncelikle bir sitoreduktif cerrahi yapmanız lazım. Yani gözün gördüğü, elin dokunduğu ne kadar tümör varsa organlar da dahil olmak üzere şey yapıyorsunuz, bunları temizliyorsunuz. Genelde haypek yapılırken bütün batın açılıyor. Örneğin bir mide kanserimiz var. Bu mide kanserine biz müdahale edebiliyoruz. Ve bunun yanında bütün bu karın duvarındaki peritonu ve elimizin erdiği, gözümüzün gördüğü ne kadar tümör hücresi varsa irili ufaklı... Bunların hepsini temizliyoruz. Buradaki hedef CC0 yani sterilizatif kompleteness dediğimiz şeyi sağlamak. Sıfır olmasını sağlamak. Yani hiç tümör bırakmamak. Bırakmadıktan sonra? Arkasından şimdi bir sıcak kemoterapi uygulamamızın sebebi şu. Sıcak ne yapıyor? Kanser hücrelerini çok daha çabuk etkiliyor. Hı hı. İlacın daha uygun yayılmasını sağlıyor karın Yani içerisinde. bu ilaçları siz damardan verdiğiniz damardan zaman etkisi ne kadar? Böyle tabii, direkt hemen karın söyleyeyim. içine verince. Şimdi tabii şeyi yatsıyamayız. Sistemik kemoterapi mutlaka birlikte yapılması gereken bir işlem. Yani sito, sistemik kemoterapi, damar kemoterapisi yerine sadece bunu yapmak değil hedefimiz. Sistemik kemoterapiye ilaveten bir takım ek e, işlemlerle hastaya hayat konforu sağlamak, hastaya... Bir daha kazanacağı bir ömrü Ne kadar bir... daha etkili oluyor? Direkt karın içine verdiğiniz. Şimdi gibi. şöyle söyleyeyim. Buradaki e, bir kere oranlar farklı. Yani sistemik kemoterapi yaptığımız zaman verdiğimiz dozda karın içi kemoterapi yaptığımız zaman. Çünkü e, ilaçların dozları biraz farklı. Bir de şöyle bir şey var. Sitotoksik ilaçlar yani hücreyi zehirleyen ilaçlar bunlar. Doz ne kadar yüksekse e, yan etkileri de o kadar fazla oluyor. Yaptığımız şu. Bütün bu sitotoksik işlemi yaptık avucumuzda saçtığımız masa üstüne saçtığımız bulgurları masa üstünden temizledik. Masamız tertemiz oldu. Sonrasında ne yapıyoruz? Karın içerisine 4 adet 2 alta, 2 tane üstte, 2 tane de alt taraf karın bölgelerine yerleştirdiğimiz direnlerimiz var. Ve sıcaklık ölçerlerimiz var. 42 derece ve 43 derece civarında olması gerekiyor ilacın. Bunları koyduktan sonra karnı kapatıyoruz. Ve bir adeta çamaşır makinesindeki çamaşırın yıkanışı gibi Özel bir aparat ve bir sistemi var bu Hypex e, tedavisinin. İlaçlar verilip öbür taraftan alınarak 60 dakika 90 dakika boyunca yıkanıyor. Çünkü peritonun kendi damarı yok. Damardan verdiğimiz ilaçlar peritonun içerisine nüfuz edemiyorlar. Biz böylece soyduğumuz peritonu temizlediğimiz alanı ilaçların etkisiyle kontrol altına almak amacıyla e, sistemik kemoterapi yerine bu haypeyi yaparak Evet. Peki bu basınç oluyoruz. karın içi basınçlı kemoterapi ne tür bir e, cihaza yapılıyor? Şimdi karın içi basınçlı kemoterapi bunlardan çok daha farklı. Yapılabilirlik söz konusu bir de bir, bir takım skalalar var. Mesela sıfırdan yüz 0'la 100 arasında bir skalamız var. Karnovski klasifikasyonu diyoruz. HIPEC yapabilmek için hastaların da belli bir performanslı olması gerekiyor. Yani her önünüze gelen hastaya, genel durumu, komorbiditesi, yandaş hastalığı çok fazla olan hastaya bunları Yapamaz. yapamayabilirsiniz. O zaman pipak dediğimiz veya pipek diye bildiğimiz basınçlı intraperitoneal aerosol kemoterapi gündeme geliyor. Orada yapılan iş şu, karın üst bölümünden veya uygun bulduğunuz bir bölümden iki tane trokar yerleştiriyorsunuz. Trokar bizim laparoskopik ameliyatlarda kullandığımız, hı hı. safra kesesi ameliyatlarında da kullandığımız bir aparat. Yani Böyle, iki delikten. İki delikten. Hı laparoskopik olarak bu işlemi yapabiliyoruz. Bunlardan bir tanesinde karın içerisinde görüntülerken hı hı. bir takım örnek almamız gereken yerler olabilir. işaret koymamız gereken yerler olabilir. Ee, diğerinden de kapnopen yerleştiriyoruz. Kapnopen bizim hazırladığımız ilacı, kemoterapi ilacını basınçlı bir şekilde ve aerosol tarzında karın içerisine yayıyor. Çok yeni bir yön. Çok yeni bir yöntem. Türkiye'de... 30 dakika sürüyor bu. Evet. 30 dakika içerisinde karının her tarafını... Basınçlı işte aerosol e, hale getirilmiş olan kemoterapetik ilaçtan yıkıyorsunuz. Evet. Siz gibi düşünün yani bunun her tarafın bir anda sisle kaplandığı. Direkt düşünün. olduğu bölgeye e, evet. bu tümörü. Niye basınçlı? Çünkü tümörün tümör hücrelerinin bir interstisyel sıvı basıncı var. Siz bazen hyperide bile verdiğiniz zaman ilaç oraya nüfuz edemiyor. Ama biz bunu kaplopen vasıtasıyla basınçlı verdiğimizde bu e, kemoterapetik kanser öldürücü ilaçlar bu hücrelerin içerisine kanser hücrelerin içerisine basınçla birlikte nüfuz ediyorlar. Hı hı. Ve Sizi yerinize alalım hocam. Tabii ki. Çok daha etkin bir tedavi. Türkiye'de henüz yeni uygulama uygulaması yani başladı. Avrupa'da da aslında böyle. Sanırım. Avrupa'da da yeni hı hı. uygulama. Ee, tabii ki bu sıcak kemoterapinin etkilerinden öte bu basınçlı verilmesinin ve her tarafa homojen yayılmasının sağlanması söz konusu. Ayrı sor kemoterapide ve de defaaten yapabiliyorsunuz. Mesela 6 aylık 6 haftalık periyotlarla Tekrarlayabiliyorsunuz seanslarınızı. Dolayısıyla bir sefere mahsus bir şey değil. Hastanın hayat beklentisini ve hayat konforunu arttırmak amacıyla defa eten yapılabilecek bir şey. Bir sonraki yaptığınız basınçlı aerosol kemoterapi seansında daha önce koyduğunuz işaretlediğiniz yerleri görüyorsunuz zaten. Ne kadar yarar sağlamışız bu hastaya? Bu şekilde doğru de yolda mıyız? Yapabiliyorsunuz. Evet, bu şekilde takibini de Gerçekten mümkün. de kanser hastaları için çok önemli ve yeni bir tedavi seçeneği hocam. Geldiğiniz için ve bu bilgileri bizimle paylaştığınız için çok teşekkür, ben teşekkür ederiz. ederim. Sağ olun. E sevgili izleyenler şimdi Dünya Göz Ataköy Hastanesi'nden Operatör Doktor Haluk Talu ile birlikteyiz. Refraktif cerrahi konuşacağız. Günaydın hocam hoş geldiniz. Günaydın hoş bulduk sağ olun. Şimdi siz daha iyi anlatacaksınız ama refraktif cerrahi deyince hem bu yakını uzağa görme problemleri bir de astigmat tedavisine içeriyor. Gözlükten kurtulma cerrahisinin hepsine, hepsine refraktif cerrahi diyoruz. Refraksiyon gözün kurma durumu kırma durumu bu gözün Göze gelen görüntünün görme merkezine net ulaşamaması durumuna sebep olan her neyse, bu miyopluk olabilir, hipermetropluk, astigmatlık, bunlara refraktif cerrahi diyoruz. Ve genellikle lazerle bunu düzeltmeye çalışıyoruz. Bir de yakında e, bakarken bir 40'lı yaşlardan itibaren bir zorlanmaya başladığımız bir süreç var. Okuma gözlük çağına giriyoruz. Buna da presbiyopi durumu diyoruz. Evet hem doğuştan olan e, görme kusurları var ve 40 yaşından sonra hemen hemen her kişinin yaşadığı bu yakını görme özellikle problemleri var. Uzağa görmede olabilir. Peki şunu sormak istiyorum birçok lazer tedavisi programda da konuşuyoruz duyuyoruz da burada bir kavram kargaşası da yaşanı olabilir izleyicilerimiz tarafına. Acaba lazer tedavileri kaç çeşit bu tedaviler birbirlerinden farkları üstünlükleri nedir? Örneğin bahsettiğimiz bu. Ee, miyop, hipermetrop tedavisi için hangileri daha uygun? Lazer tedavileri bir yaptığımız şekil olarak ayrılıyorlar. Bir de kullandığımız cihazların özellikleri olarak ayrılıyorlar. Yaptığımız şekil olarak ya yüzeyel bir cerrahi yapıyoruz. Lazerle gözün üstünde bir tıraşlama yaptıktan sonra gözün üstündeki tabakaya bir lazer uygulayıp numarayı düzelttiğimiz durumlar var. Bu ilk başladığımız yöntem. Daha sonraları kapaklar yaratmaya başladık, flapler yaratmaya başladık. Lazik denmeye başladı bunun adlarına. Daha sonra bu kapakları lazerle açmaya başladık. Femtosaniye lazik oldu bunların adı. Daha sonra da son zamanlarda smile diye bir yöntem yapmaya başladık. Bu kapağı yaratmadan daha küçük bir kesiden kaldırılacak dokuyu bir madde olarak aldığımız smile yöntemi. Üç çeşit yöntemimiz var. Ayrıca lazer yaparken de kullandığımız yöntemler var. Standart lazerler var. Daha kişiye özel yöntemler var. Ona göre de başka alt grupları olabiliyor. Evet bu teknolojiyle birlikte artık göz ameliyatı herkes çok sıcak bakıyor. Niçin gözlük kullanayım, niçin lens kullanayım diyor. Evet. Ee, gerçekten de çoğu kişide de memnun kalıyorlar. Ömürlük ameliyatlar. Şunu da soralım. Acaba e, bir yaş sınırı var mı? E, kaç yaşına itibaren yapılabilir? Bir de hangi ön koşullar arıyorsunuz lazer tedavisi olabilmek için hastalarda? Lazer yapabilmemiz için gözün numarasının durmuş olması gerekiyor. Yani geçen seneki reçetesiyle gözlüğüyle bugünkü numaraları aynıysa artık durmaya başlamıştır, durmuştur diye düşünebiliyoruz. 18 yaşını aşmamız gerekiyor ve gözün lazeri kaldırabilecek özelliklerde olması gerekiyor. Bunun için de göze özel testler yapıyoruz. Korneamız ne kalınlıkta, ne eğimde, bize güven veriyor mu diye onlara bakıyoruz. Ve eğer hastamızın ihtiyacını karşılayacak bir e, durum varsa lazer uygulamaya karar veriyoruz. Evet. Bazı doğuştan korneası ince olanlar var. Örneğin evet. çok fazla göz kuruluğu yaşayanlar var. Evet. Bunlara da siz lazer değil de bu göz içi mercekleri de tavsiye edebiliyorsunuz, uygulayabiliyorsunuz. Daha Doğru. uygun olduğunu Doğru. düşünüyorsunuz öyle değil Tabii mi? Tabii ki. Şimdi her göz lazeri kaldıramıyor bir de her numaraya lazer yapamıyoruz. O durumlarda göz içine yeni mercekler yerleştiriyoruz, yeni lensler yerleştiriyoruz. Burada da iki yöntemimiz var. Ya gözün hiçbir şeyine dokunmadan gözün içine bir kontak lens gibi bir lensi implante ediyoruz ve orada kalıyor. İkinci yöntemimiz daha 40'lı yaşlardan sonra bu presbiyopi için yakın gözlük çağına girmiş insanlarda gözün kendi merceğini katarak gelmiş gibi alıp gözün içine uzak ve yakını birlikte gösteren yeni mercekler takıyoruz. Bu sayede uzak ve yakında birlikte gösterme durumumuz olabiliyor. Peki göz içi mercekler e, soruluyor. Acaba ömürlük mü bunların kullanımı? E, akıllı mercek de deniliyor. Bunların çeşitleri var. Değişik kalitede olanları var. Sizden dinleyelim hocam. Şimdi iki çeşit mercek var. Bir dediğim gibi merceğe dokunmadan koyduğumuz mercekler var. Bu uzak görmeyi düzeltici mercekler. Biraz yapamadığımız hastalarda. Bunların ömrü katarak gelene kadar. Katarak geldiği zaman bunları çıkartıp kataraklarını temizleyip katarakta özel bambaşka mercekler takıp yine gözlüksüz yaşatmaya gayret ediyoruz. Bir de 40'lı yaşlardan sonra bu yakını görebilmek için, gösterebilmek için yaptığımız mercek ameliyatları var. Burada gözün orijinal kendi merceğini çıkartıyoruz. Merceğin içine yeni mercekler yerleştiriyorlar. Çok odaklı mercekler bunlar. Ve bunlar hem uzağa hem yakını ömür boyu göstermek amaçlı taktığımız <laughs> mercekler. Bunlar ömür boyu gözlüksüz yaşam sağlamaya çalışıyorlar. Hı hı. Şimdi bir de bunlarda işte iki boyutlu olanları var deniliyor, üç boyutlu trifokal e, deniliyor. Şimdi bu mercekleri yaklaşık 10 yıldır uyguluyoruz. Hı hı. İlk başlarda mercekler ancak bu mesafeyi gösterebiliyorlardı. Biraz zaman geçti. Bu mesafeyi gösterebilir hale geldiler. Şimdi bu derinliği verebilen bize ve yani uzağı da gösteren mesafeyi... hem ara mesafeyi hem uzağa birlikte gösterebilen üç odaklı mercek çağındayız. O ara mesafe biraz önemli konuşalım aslında çok çok önemli değil yani yakını okurken önemli değil o ara mesafe uzağa zaten rahat görülebiliyor ama nedir işte Mesela araba göstergesi midir? Araba kullanırken. Araba göstergesi de bir iyi bir bulaşık yıkarken, şey. yıkarken. Ama asıl bilgisayar önemli. başında oturan insanlar bilgisayar için çok için. önemli. Yani eskiden hastalarımız bilgisayarın biraz yakınına gitmek zorundaydı. Şimdi rahat rahat biraz 80 yani o santim yedi... mesafeden bile oturup. Mercekler bunu da sağlayabiliyor. Evet, yani bir bilgisayar mesafesi bize kazandırdı. Hı hı. İkincisi aynı zamanda yakını da iyi okumak istediğimiz zaman yakında güzel gösteriyor. Yani biz bize biraz derinlik hissi kazandırmış oldu. Bu da yaşam kalitesini çok arttırıyor tabii. Hı hı. Şöyle bir söylem de var bu üç boyutlu olanlarla ilgili çok fazla ışık saçılması da. Doğru. Varabilir. Bu uzağa ve yakını birlikte görebilmenin bedeli geceleri ışıkların etrafında biraz hareler, şapkalar görme gibi bir e, hı hı. sıkıntısı var. Bu başlarda Birçok hastada oluyor ama aylar içinde beyin buna adapte olmayı öğreniyor Hı. ve bunu hissettirmemeyi ya da bunlarla barışık yaşamayı e, sağlıyor. Aslında görme de bir beyin adaptasyonu değil mi? Beyin, tabii ki ve biraz bulanık görmeyi de beyin zamanla zaten net bir görüş haline getirmeyi öğreniyor. Peki son olarak katarak ameliyatlarında e, lazer uygulayabiliyor musunuz? Katarak ameliyatlarında da son yıllarda lazer uygulamaya başladık. Bu lazer bizim ameliyatta yapmamız gereken çok önemli bazı hamleleri biz daha ameliyata girmeden lazer kendisi yapıyor ve biz ameliyata bazı şeyler hazır ve birçok şey güvenli halde ameliyata başlıyoruz. Hem bizim işimizi kolaylaştırıyor hem hastanın katarakt ameliyatından alabileceği travmayı azaltıyor. Bu bizim hayatımızı çok kolaylaştıran bir yöntem oldu. Üç odaklı mercek cerrahisini yaptığımız zamanda özellikle bu lazerle cerrahi yaptığımız zaman merceği mükemmel şekilde merkezileştirebiliyoruz ve bu ameliyatın başarısını da arttırıyor. E, Sayın Talu programımıza geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ben de davetinizde çok teşekkür ediyorum. E, sevgili izleyenler programı kapatıyoruz. WhatsApp hattımızdan sorularınızı ulaştırabilirsiniz. Sorularınızı yazın gönderin efendim. Bip ve çağrı hattımıza da sorularınızı yazabilirsiniz. En geç hafta başında sizleri yanıtlandırıp doktorlarımızla görüştüreceğiz. Bu arada Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nden bize bir ödül geldi. Verdikleri ödül için tekrar teşekkür ediyoruz. Türkiye'deki 58 eğitim, araştırma ve devlet hastanesini bünyesinde bir araya getiren sağlık temalı Türkiye'nin tek üniversitesi Sağlık Bilimleri Üniversitesi sağlık kontrolüne en istikrarlı sağlık programı ödülünü verdiler. Ödülümüz için de tekrar kendimiz ve ekip arkadaşlarımız adına teşekkür ediyoruz. İyi bir hafta sonu diliyoruz efendim. Hoşçakalın. kalın.